Arkadaşlar, bu top bizim rugby'ye ilk başladığımız top. Daha Kastamonu'da kimse rugby'yi bilmezken biz ilk bir takım kurmuştuk. Rugby'ye ilk başladığımız top. Bu topla biz ilk başta çalışarak. Bu top bizim ilk rugby'ye başladığımız top. Bu topla çalışarak biz ilk şampiyonluğumuzu yaşamıştık. Türkiye şampiyonluğumuzu. Aslında Kastamonu'da ilk rugby takım olalım diye kurduğumuz takım Türkiye şampiyonu olmuştu. Sizler daha ileriye götürmek adına daha çok çalışmanız gerekiyor. Evet, uzat. Rak kuruldu. Süpür. İlk olarak biz 2019 yılında benim kendi Taşköprüsü Ortaokulu'nda, kendi okulumda bir rugby takımı kurduk. O zaman tabii farklı durumlarla karşılaştık. Birçok zorluklarla karşılaşmıştık o dönemde. Patlak topla, patlak basketbol topunu voleybol dizeklerine geçirerek ilk topumuzu elde etmiştik. O dönem kurduğumuz takım Türkiye şampiyonu olmuştu ve bu da bizlere aslında Taşköprü'deki kızların neler yapabileceğini gösterdi. İlk kurduğumuz takım bunu yaptığına göre biz bu işi yapabileceğimizi anladık ve bu yolda ilerlemeye karar verdik. (Gülüyor) 350 tane kız öğrencimizi taradık. Çeşitli sürat, kuvvet, çeviklik testleri yaptık. Bu testleri geçen, bu testlerde başarılı olan kızlarımızı saha çalışmasına... Eylül ayı itibariyle çalışmalarımızı başladık ve ilk olarak kulüp adına birinci etap müsabakalarına Nisan ayında katıldık. Burada birinci etapta başarılı olarak final etabı olan Mayıs ayında oynanan final etabını Ankara Kızılcahamam'daki final etabına gitmeye hak kazandık. Türkiye'de ilk 8 takım burada mücadele etti ve burada da çeyrek final, yarı final ve final maçlarımızı oynayarak Türkiye şampiyonluğunu elde ettik. (Gülüyor) 2019 yılında tag rugby branşında okul sporlarında Türkiye şampiyonu olduk. Hikayemiz aslında orada başladı. Bu yılda kurduğumuz kulüple birlikte U18 Gelişim Ligi'nde Türkiye şampiyonu olduk. Önümüzdeki yıllarda da biz U18 Gelişim Ligi'nde yine Türkiye şampiyonu olup asıl hedefimiz olan Büyük Kadınlar Ligi'nde de Türkiye şampiyonu olmayı ve milli takıma oyuncu göndermeyi hedefliyoruz. Son final maçı çok başa baş gitti ama yine de başardık. Türkiye şampiyonu olduk. Sonra bugün milliye çağrıldığımı öğrendim. Benimle beraber bir arkadaşım da çağrılmış. Böyle güzel bir yıl oldu benim için. Bye. Set. Okula geldi Sercan hocamız. Bizi birkaç testten geçirdi. Bunların sonucunda değişik bir şekilli bir top geldi elimize.
bilmiyoruz nasıl bir şey olduğunu. Yavaş yavaş öğrenmeye başladık. Küçük. Milli takıma seçildim. Milli takımda da hani arkadaşlarım ve ben Türkiye'yi en iyi şekilde dünyada temsil etmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz de kesin hani dereceye girmek. Hazır. Hazır. ...2019 yılında Selcan hocamızla başladık. Başladığımız yıl Türkiye şampiyonu olduk. Ondan sonra aynı şekilde devam ettik. Bu yılda yine U18 takımı kuruldu. Ona da katıldım. Aynı şekilde yine Türkiye şampiyonu olduk. Sekiz ay önce bizim okula Sercan hocamız gelmişti. Ben hiçbir şekilde rugby'nin ne olduğunu bilmiyordum. Yani açıkçası hiç daha önceden de duymamıştım. Bizi bir tarama testine aldılar ilk başta. Evet, uzattın. Uzandın. Bravo size. Ondan sonra elime top verdiler. Açıkçası ne olduğunu bilmiyordum hiçbir şekilde. Teker teker aşama aşama hepsini öğrendik. Ve bunun sonunda kademe kademe yükselerek Türkiye şampiyonu olduk.